mezarıma girmeye cüret edersin. Sonsuz ıstıraba hazır ol. Çığlıkların bu buzdan mezarlıkta asırlarca yankılanıyor olacak. Buzdan kazıklarıma götür. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Türkçe bir mod yaptım. Onu göstereceğim. Yalnız çok güzel modlarımız var ve sıcağı sıcağına daha dün çıkan 2-3 tane daha mod var. Bir sürü animasyon var. Güzel bir mod videosu. Onu söyleyeyim. Şimdi hızlıca girelim. Daha yeni çıktı. Benim çok hoşuma gitti. Oyunun tabiatına çok uymuyor. Karakterimiz hızlı koşarken artık hayalet bir kurt görünümüne giriyor. Şimdi modumuz bu. İndiriyorsunuz, geçiyorsunuz. Hemen güncelleme de almış. Şimdi oyunda kurta dönüşmek için editemden ya da dediğim gibi dedelerin oradan şu büyük kitabını alabilirsiniz. Kitabın adı itmi yazın. Çıkar editemden. Bunu aldığınız zaman bir büyü gelecek. Büyülerde de basarsam eğer. Şurada bir yerde bak e, Spirit Wolf modumuz geldi. Bunu aktif ettiğim zaman sağda yukarıda eklendi diye yazıyor. Hızlı koşmaya başladığımda şu oluyor. Şu. Ben bayağı sevdim. Videolarda zaten görmüşsünüzdür. Dediğim gibi basit bir mod. Diğerlerindeki e, bazılarının kullanışını oyun içinden size göstereceğim. Dediğim gibi çok fazla animasyon var. Oyun oynarken sürekli bahsettiğim modun buydu. Bir hafta falan oldu çıkalı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Erkek karakterler için zırhlarla yürürken biliyorsunuz şangır şungur ses çıkarma olayı vardı ben çok seviyordum. Adam akıllı kadın karakterler için olan da yapıldı. Zaten ses modlarını kullandığım adam bu. Yürürken hafif zır ya da ağır zır elbise değil giydiğinizde ona göre yürürken şangır şungur o elbisenin o zırhın o çeliğin sesini duyuyorsunuz. Bence kesinlikle yüklemeniz lazım. Bizdeki o topuklu sesiyle falan e, çakışmıyor. Bilginiz olsun gönül rahatlığıyla indirin. Akçay'ın değişik ve yüksek duvarları. Akçay için daha önce de yüksek duvarlar yapılmıştı. Ama bunun güzelliği ahşap kirişler falan eklemesi kesinlikle yükleyin. Yüklerken size hatta güncellenmiş. Güncelleyelim bu sırada. Ya da gerek var mı ya? ne, ne, ne olmuş da güncellemiş bu? Diğerleriyle ee, tavsiye ettiği yüksek duvarlar. Oyun oynar, o oyunu oynarken size şunu soruyor. Duvarları zaten yükseltiyor. Daha da yükselteyim mi diye soruyor. Akçay'ın hemen girişindeki şuradaki şu yıkık alanı düzelteyim mi diye soruyor. Bilginiz olsun. Güncellemeye gerek var mı? Bence gerek yok. Zaten mod çalışıyor. Çalışan memnun olduğunuz bir modu güncelleyeceğiniz diye bir şey yok. Bir bakın değişiklik günlüğünde hani size ne yazıyor ona göre. Akçay'a yine daha dün çıktı. Çok güzel bir tekstür modu. Bu hiçbir şey eklemiyor. Sadece var olan görseli değiştiriyor. Duvarları falan çok güzel tek sevmediğim şey. Kaldırım taşları o da biliyorsunuz. Kendi kaldırım taşlarımız var. Yani ben komple şunu oynamaya geçtim. Akça ile ilgili ne kadar texture modum varsa biliyorsunuz 7-8 tane vardı. Hepsini sildim bir tek kaldırım taşlarını tuttum bir de bunu yükledim. Yani akça ile ilgili bütün texture modlarımı kaldırdım. Duvarları çok güzel işte mavi ahşap kulübeler yapıyor. Şuradaki e, yosunlaşmış yeşilli detaylar falan ekliyor. Baya güzel yapmış. Bu ritonu takip ediyoruz. Biliyorsunuz hatta bunun soliti baya baya iyiydi size de söylemiştim. Şimdi atlara bunu yüklediğinizde editemden giriyorsunuz. Eğerler yazdım mod şu. Burada çıkan bütün kıyafetleri alın. Kıyafet diyorum çünkü öyle. Yeni atlarımız bu. Ve bize büyüler geliyor. Bu büyüler de nerede? Ben size hemen bulayım. Orada değil, orada değil, şurada değil, burada mı? Burada. Kıyafeti değiştir diyor. Bak üstte görmüş gibi, gördüğünüz gibi. Böyle büyü attım. Ne giydirsek bu seferde? Şunu giydirdim. Bak yani. Eğerlerin güzelliğine, kalitesine bir bakın. Bayağı Şimdi atlara bir alternatif hemen size ne demiştim bir at modu var onu göstereceğim demiştim. Modumuz bu değil ama bunu yükleyeceğiz. Şöyle ben size göstereyim. Bildiğiniz moddur ben de biliyordum daha önce bulaşmamıştım. Ee, değiştirelim. Sonuçta bu bir rehber hani dediğim gibi mod 1600 tane modla oynuyorum bir sıkıntı yok. Size de bir sürü kez gösterdim canlı da oynadım siz biliyorsunuz ama her modu yüklemeyin. Eğer modlamayı bilmiyorsanız yeni başladıysanız her modu yüklemeyin çünkü bu bir rehber. Hani hangi konuda ne tarz modlama yapacaksanız açıyorsunuz bakıyorsunuz ha mantığı buymuş diyorsunuz. Mod organizer kullanma açısından öyle body slide açısından öyle gibi rehber her şeyi yüklemeyin. SC'nin atları diye bir şey var. Bak site dışında Nexus'ta değil bu. Bunu indirirsiniz. Patreon'da bir sayfa açar. Atlar bildiğimiz bu zayıf daha gerçek atlar. Sıgayrım atları biliyorsunuz böyle 150 kilo. Hepsi basenli atlar. Bu daha normal gerçekçi atlar yapıyor. Bunu indirirken de şöyle yapıyorsunuz. İlk önce bu üstteki dosya bedava bu arada. Ondan sonra alttaki dosya diyor ki bak üstüne yazın diyor. Legendary Edition dosyasıymış şu üstteki. Yani Special Edition oynuyorsan tabii ki kullanabilirsin. Legendary Edition oynuyorsan da bu atları kullanabilirsin. Üstteki Legendary Edition'mış. Alttaki de Special Edition. Yalnız Legendary Edition üstüne yazmanız lazım yani ilk önce üstteki sonra bunu indiriyorsunuz Bu kadar bitti Sonra şu moda tekrar geliyorsunuz Aşağıda Tabii ki videoda linkler olacak Bu ne yapıyor Normalde atlar yüklediğinizde yelede bir bozukluk var Bu mod o yeleği kaldırıyor temizliyor Tamam mı yani SC'nin atlarını yüklerseniz Yele kısmında bir bozukluk oluyor Hatta ben şöyle şu ikisini yer değiştirmeye gerek yok zaten buradan bulursunuz Bu modu koyacağım en sonda üçüncü olarak gelirseniz şuradan şunu yüklersiniz. Atların iyelesi düzelir. Ve bir önceki gösterdiğim bu Witcher'daki at kostümleri şunlar. Ve gerçekten çok kalite onu söyleyeyim size. Birebir şu oyunda var. Bu atlara daha güzel oluyor ve kumaşının her yeri gözüküyor. Tamam. Size demiştim at göstereceğim falan diye. Şimdi Can Skyrim'in çok güzel modlar var. Biz hepsini kullanıyoruz mod videolarından biliyorsunuz. Bu yüzükleri yeni çık yeni çıkardı. Oyunda var olan yüzükleri değiştirmiyor. Oyuna yeni yüzükler de ekliyor. Şöyle söyleyeyim size. Bir rüzgar yüzüğü almıştım oyun oynarken. Oyunda var mı öyle bir şey zannetmiyorum ama daha hızlı hareket etmemi sağlıyordu. Hani belki vardır sadece değiştirmiştir. Ama ben hani oyun çok bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Benim tahminimce yeni özelliklilerin yeni yüzükler ekliyor. Çıkar çıkmaz da Türkçesi çıktı. Gönül rahatlığıyla indirip eee Güzel bir mod. Bunu da tavsiye ettikten sonra bizim efektler vurduğumuzda efektler çıkaran modumuz zaten var. Yükledik. Bu ekstra ekstra yüklemek isteyenler için. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ikisi çakışacak ama çakışsın. Birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bende bu da var. Bir önceki size mod videolarında gösterdiğim de var. Tamam mı? Bu da size sorular soruyor. Birinci efekt mi olsun? ikinci efekt mi olsun? Diye zaten fotoğrafları var. İstersen ana sayfada. Şurada videolar da var. Dediğim gibi bir önceki modu silmeyin. Bunu onu, onun üstüne yazın. İkisi de dursun. İkisi beraber çok güzel çalışıyor. Sıkıntı yok. Haritamı daha yeni ufak bir değişiklik yaptım. Oyunlarda gördüyseniz. E, oyuna bir sürü simge ekliyor. Bir sürü işte maden ocağı şöyle oluyor. Akçay böyle oluyor falan filan. Önemli değil. Bunu niye yükledim? Bu simgeleri küçültüyor. Onu söyleyeyim size oyun harita alanında hani harita alanı biraz daha temiz duruyor bir ikincisi en güzel özelliği şu haritanda görevler böyle fosforlu yeşil yanıyor yani gözünüzden kaçma ihtimali yok pusulanızda da gözüküyor ee, şu an oyunumda bu var bir problem yok bu neymiş size oyun oynarken hızlı maden kazma modunu göstermişim şimdi 3 tane hızlı kazma modu var ama bana kalırsa bu. Şimdi dokunduğu gibi anında madeni boşaltan bir mod da var. Hani ilk kazmayı çakıyor lak hemen boşalıyor. Ya biraz problem yaşatabilir. En temizi. Benim olayım zaten modların içinden seçip düzgün olanı, sıkıntısız olanı size göstermekte. Peki bu ne yapıyor? Bu seçimi bize bırakıyor. Yüklerken bu size soru soracak. Diyor ki madeni daha hızlı ne kadar hızlı kazayım? Bak %10, %20, %90'a kadar gidiyor. Benim oyunumda şu an %50 daha hızlı kazma seçilir niye yüzde hani 90 derseniz de pat 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 böyle hızlı çekim almış gibi çirkin oluyor yüzde elli hani birazdan pat 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 vuruyor güzel kazıyor hem zamandan tasarruf hem oynama bir sıkıntısı yok hem görsel olarak da çirkin durmuyor Türkçe modumuza yaklaşıyoruz ben yaptım dalga geçmek yok onu söyleyeyim size basit bir şey ama eğlenceli bir şey bunun gibi iki üç tane daha var gözüm yerse yapacağım Şimdi daha önce size oyun içinden söylemiştim. Sağa sola runik taşlar ekliyor şunlardan. Ekliyor ama bayağı öyle 3 tane 4 tane değil 20 30 tane ekliyor. Yalnız ben 6 7 tanesine denk geldim. Çok güzel. Şehrin içine de ekliyor, dış tabiata ekliyor. Baya bayağı güzel. Yalnız bunu indirirseniz bilin ki tekstürü çok kötü. Şurada ihtiyaçlara geldiğinizde bakın şurada tekstürü yükseltilmiş hali var. Bulursunuz bir de bunu yüklersiniz. Bunu yükleyince onlar bildiğiniz ar bar ve taş oluyor. Onu söyleyeyim size ve bayağı güzel. Animasyonlara geldim şimdi. Bunu oyun içinden de size göstereceğim. Bir sürü animasyon ekliyor. Yalnız bir mantığı var. Onu şimdi anlatayım sonra oyun içine girelim, gösterelim. Bu mod oyuna hatırlamıyorum ama ha burada yazıyormuş. Aşağı yukarı 73-75 tane animasyon ekliyor. Farklı farklı ve hepsi birbirinden çok farklı. Ben 75 diyeyim. 75 tane animasyonu bize aksesuar olarak veriyor. Yani oyuna gireceğiz. <laughs> Editem'den biz bu aksesuarları alacağız. Sanki bir kolyeymiş gibi düşünün. Bir yüzükmüş gibi düşünün. Bunlar animasyon. Ne, nasıl diyeceksiniz? Adam 75 tane animasyonu yapmış. Bunları bir elbiseye vermiş. MCM menüsünde de bir tane kısa oluşturma ayar yeri var. İstediğiniz klavyede herhangi bir tuşu bir tanecik atlayacaksınız. Sen o tuşa bastığında üstünde şu aksesuarlardan hangisi takılıysa o animasyonu yapacak. Mantık bu. Oyun içinden dediğim gibi göstereceğim. İhtiyaçlarına geldiğinizde kafanız karışmasın. Bak şu üsttekini mecbursun yüklemeye. Şunu mecbursun yüklemeye. Bunlarda mecbur değilsin. Onu söyleyeyim. Bunlar ne? 75 tane animasyon içinde 50 tanesi adamın normal animasyonu. Hani kılıcı atıyor, tutuyor, bilmem ne yapıyor falan. Saldırı animasyonu bunlar. Bunları da yüklerseniz Ya mesela atıyorum şunun içinde bir büyüler falan var e, 63'ten atıyorum 65'e kadar bu adamın animasyonları var Yani Tıkladığınızda animasyonu yapacak ama bir etki olmayacak çünkü bu büyü atıyor falan bir şeyler yapıyor Hani bu modlarınız olmazsa bu 60-70 taneden Aşağı yukarı bir üçte biri çalışmayacak Geri kalan hepsi çalışacak yani yükleme zorunluluğun burada sadece en üstteki onun dışında diğerlerini yüklemek zorunda değilsin. Peki bende ne var onu söyleyeyim. Divine Smite var. Güzel kılıcı çıkarıp böyle vuruyor. Işıklı mışıklı güzel bir şey olduğu için yükledim. Bu var. Şuna gıcık oldum yüklemedim. Frenzy zaten benim oyunumda var. Size ekstradan göstermiştim. Daha önceki mod videolarımda güzel. Şu çıldırma karakterin animasyonu dediğim sinir krizleri geçiriyor ya. Bu o. Judgment Cut'ın en sevdiğim animasyonlardan bir tanesi biliyorsunuz. Şu zaten oyunumda var. Geri kalandan bir de şu yüklü. Başka da hiçbir şey yüklü değil. Bir de bu yüklü. Diğerleri oyunumda yüklü değil size söyleyeyim. Oyun için videosuna da gireyim size göstereyim burada. Editemi açtım. Buraya eş yazdım. Burada bak Ashes of War Edinital Atak diye bir şey çıktı. Buradaki bu aksesuarların hepsini bir alın. Sonra buradan MCM menüsüne gelin. En yukarıda bak mecbursunuz bunu yüklemeye dediğim mod var. Edinatal atak diye bir şey. Buraya geldiğinizde şurada sizde esk yazar. Esk tuşu ayarlıdır. Herhangi bir tuş atayım. Benim klavyemde bir sürü kısa yol tuşu atandığı için x'i boş bulmuşum ve elimin altında hemen animasyon sonuçta x atamışım. Sen ne ayarlıyorsan ayarla. Kısa yolunu ayarladın mı? Ayarladın. Mesela bir şeyi almışım. Bak 55 nolu animasyonu takmışım. Şöyle kılıcımı çıkardım. Tek el, çift el fark etmiyor. Yani balta al istersen hançer al istersen. X'e bastığımda. Gördünüz mü? Buradan animasyonu geldim. Değiştirdim. X'e bastım. Basamadım. X lan bir git. X'e bastım. Yani bu dövüş sırasında yani birbirini tamamlayabilirsin kendi kombolarınla gibi düşün. Mesela Divine Smite size videoyu çekerken ne demiştim? Divine güzeldir onu indirin ama hepsini indirmenize gerek yok. Divine'a bastığımda da yaptığı hareket şu. Tek bir hareket ama sonuçta içinde 75 tane var. Bunun nereden baksanız 50 tanesi her modu indirmeseniz de çalışıyor. 50 tane de Skyrim dünyası için çeşit için çok güzel bir şey. Bu animasyonları düşmanlara dağıtma modu var ama tavsiye etmem. Ben de yüklemedim. Düşmanlar bize böyle değişik değişik ataklar yaptığını düşünsenize. Zaten baş ya. imkan yok baş edilmez. Dediğim gibi çift elli büyük kılıçlarda, baltalarda her şeyde bu animasyonunu kullanabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam. Şimdi bu ne? ENB Dynamic Cube Maps. Bu oyundaki metallere özellikle de zırhlara genelde hani kapı kenarlarına falan da etki ediyor ama e, Metalik bölgelere e, Nasıl söyleyeyim size ENB kullanıcıları için söylüyorum Parlama efektini daha güzel veriyor daha böyle bir metal gibi duruyor anlatabildim mi olay o Zaten tek bir dosyadır Texture modudur 1 KB yükleyin geçin yalnız şöyle bir şey var Bunu Şöyle geldiğimiz zaman Bulayım Bak burada yani aşağılarda. Şunu demek istiyorum, elbiselerin üstüne yazması lazım. Ne var ne yok, her şeyin üstüne yazması lazım. Gelmişim Dailond'dan önce bunu tutmuşum. Bak ne kadar ne kadar elbise demeyim de benim armor'lar biliyorsunuz videonun sonlarında hani armor deyip başladım döşemeye. Armor'ların hepsini bu arada karar verdim tek tek video olarak alt üst hepsini göstereceğim ama oyunumdakileri yani temiz olan armor'ları, işe yarar armor'ları size göstereceğim. Armor'ların bir kısmının üstüne yazıyor zaten olay bu. Kendi küp mapleri olanlar var. Onun için üstlerine yazıyor. Yazsın. Elbise. Bu daha iyidir. Hem yeni de çıktı. Yeni dediğim yine bir, bir, bir buçuk ay var falan var ama. Bunu armorların üstüne yazdırın. Yani böyle aşağı yükleyin. Tamam Fark etmez. Elbiselerden aşağı gelsin. Nereye geldiği önemli değil. Son olarak benim Türkçe dediğim basit kıytırık moda. Ama eğlenceli. Şimdi bir arkadaşımdan rica ettim. Şu vis madırları çeviren PS boss'un modu var. Konuşmaya başladı. PS boss'u değil. PS boss onu değiştiriyor. Mihail bu ılgın analarını konuşturan bir mod yaptı biliyorsunuz. Arkadaşım onu Türkçe yaptı sağ olsun. Merak ettim çünkü. Altyazı olarak Türkçe yaptı. Ben dedim ki bunu Türkçe duysak nasıl olur? Dedim eğlenceli olur. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi gelin bunu buradan indirin. Onu söyleyeyim. Aşağıda linki var. Ama ben arkadaşımın yaptığı Türkçe çeviriye, yani orijinalde Türkçe söylediği şeylere sadık kalmadığım için ben yapay zeka ile bambaşka şeyler söylettim ılgın alalarına. Ben burada, bak zaten biliyorsunuz bunlar aramızda sessiz. Şşş, şş, bunlar sessiz. Ee, konuşan ılgın diye zip dosyamız var. Üç boyutlu havalandırma e Menfezleri burada işte üç boyutlu logarlar falan burada biliyorsunuz linklerini paylaştım. Bu sefer de konuşan Ilgın'ı sizinle paylaşacağım. Video altında bulursunuz. Türkçesinde yüklerseniz altyazısı da olur onu söyleyeyim ama karak karakterin değil Ilgın anasının konuştuğu kelimelerle altyazı birbirini tutmayacak baştan söyleyeyim. Çünkü hani benim kafa ayrı biliyorsunuz. tamam Olay bu. Ha, birkaç tane daha mod var. istersem ejder rahiplerini, istersen bir de bu cadıları konuşturabilirim. Ama işte dediğim gibi bir tık üşeniyorum. Biraz keyif meselesi. Keyif yok biliyorsunuz. Size iyi modlamalar. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Armor videoların alayını ama alayını. Yani oyunumdakilerin işe yarar. Şu ana kadar çıkmış Skyrim'de el ayağı düzgün. MP'si düzgün. Ne kadar armor varsa göstereceğim ve bunları scriptle size dağıtmayı göstereceğim. Hatta bir tane örnek vereyim size. Mesela bak. Durit armormuş bu. Gösterelim. Hatta durun size daha hakim olduğunuz bir mod var. Onu göstereyim. Bu da değil. Nerede o? DX'in armor geç 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 geç. Şuraya DX yazayım. Gözüm görmedi çünkü. DX'in Witcher'ını arıyorum şu an. Düvelde well Witch değil, Witcher. Bak şu armor. Şimdi oyunda istediğiniz armoru yüklersiniz ama çok sevdiğiniz armorlar var ise. Çok sevdiğiniz armorlar varsa. Şöyle gelirsin. Buradan ne araman gerekiyor? Ben sana söyleyeyim. Sonunda Spit yazacak. Yani şöyle bakıyorum değil değil peçmiş bilmem ne. Bazen speed yazar bazen level list yazar. Bunda level list yazmış. Şöyle bir daha bir bakıyorum aynen öyle. Level list ya da speed yazar. Bu düşmanlara sizin bu giydirdiğiniz elbiseleri dağıtmaya yarayan moddur. Yani elbiseyi yüklersin body slide'ını yaparsın. Body slide yapmayı artık biliyorsun. Kaç kere gösterdik. Sonra gelirsin onun ufak bir peçi vardır. Bunu yüklediğinde dağıtır. Düşmanlara dağıtır. Va, bak kime dağıtmış. Kadın olan vampirlere, avcılara ve haydutlara %5 ihtimalle bu armor'u dağıtırım demiş. Şimdi şöyle düşün. Şöyle düşün de demeyeyim. Sana bu moda geldin. Dosya gezginde açtım. Bak bu güzel bir e, size verdiğim tüyo. Şimdi bu modları yani bu elbiseleri armor'ları dağıtan armor'ları açtığınız zaman... İçlerinde bir tane dosya vardır. Bak burada kıyafet demiş vampirlere yüzde beş ihtimalle dağıtırım demiş. Sen bu kıyafeti çok mu seviyorsun? Öldüm bittin mi? Yüzde de yüzde yüz de bir bakarsın oyuna girersin vampirlerin hepsi bu kıyafeti giyiyor. Şu sonlarındaki ihtimallerdir unutmayın. Yani buradan istediğin ayarı yap. Onu söyleyeyim. Yani sadece bunu yaptım haydutlara bir daha bir şey indiremem diye düşünme. Ben de haydutlara elbise zırt dağıtan 10 tane mod var. Sevdiğim düzgün onlarda kaliteli çalışan biz giydiğimizde bizde kaliteli çalışan 10 tane mod var. Bunları spitle dağıtmayı size armor videolarında göstereceğim. Armor videoları pat 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 gelecek. Hiç endişelenmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.